Osman Bey merhaba. Yıllar sonra Adana'ya sevgiler, selamlar olsun. Uzunca bir süre görüşememiştik. Covid-19 bir pandemi salgını nedeniyle bu da bir vesile olmuş oldu. Değerli bir kıdemli bir avukat olarak ve arabulucu olarak aslında bu zor tüm dünyayı etkisi altına alan bu pandemi ile ilgili Covid-19'la ilgili hayatımızda malum bir sürü şey değişmiş oldu ve tabii bunların iş yaşamına, iş kanununa, ticaret kanununa, borçlar kanununa ve hukukun aslında pek çok alanına, yani bunlarla sınırlı değil, hasta haklarına bakabiliriz. Aynı zamanda kişisel özgürlüklerle ilgili olan kısma bakabiliriz, yasaklara bakabiliriz. Pek çok şey olabilir ama iş dünyasıyla ilgili de çok şey oldu ve hani bunlar zorlayıcı sebepler nelerdir? Force majeure açısından değerlenirse ne olur? İşte 4857 sayılı iş kanunu açısından, işçi işveren ilişkileri açısından nasıl tezahür etmektedir? Neler zorlayıcı sebepler olabilir gibi mücbir sebep anlamında pek çok şey de oldu tabii hayatımızda ve burada hukuka başvurmak tabii ki önemli bir hale geldi. Sözleşmelerin yeniden düzenlenmeleri söz konusu oldu. Keza seyahat şirketlerine ya da önce rezervasyon yapan kişiler işte ücretlerini iade talebinde bulundular. Bunlarla ilgili de pek çok şey gündeme geldi. Sorular, 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 sorular bitmiyor. Öncelikle sağlık olsun diyoruz tabii ki. Ama burada bir sizin aynı zamanda yarın da bir canlı yayınınız var. Böyle bir pandemi sürecinde bir hukuk dünyasının bu alanını genel bir değerlendirmemiz hoş olabilir. Bloğuma katkınız için teşekkür ederim. Sağlıklı, sıhhatli, sevgi dolu, güzel günler dilerim. Adana'ya sevgiler, selamlar olsun. Hoşça kalın.